Kanal T ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün bitki uzmanı İbrahim Gökçek ile birlikte sizler için ilk olarak romatizma konusunu konuşacağız. Efendim, romatizmanın sebepleri nelerdir diyerek başlayalım. Evet, romatizmanın sebepleri, birçok sebepleri var. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmezse romatizmaya sebep olur. Papağan da bu arada ötüyor. mesela bademcik iltihaplanması, bademcik iltihaplanır, şişer ve tedavi edilmezse zamanında iltihap, kanda dolaşan iltihap romatizmayı tetikler, kalp rahatsızlarını tetikler. Yani herhangi bir rahatsızlık olduğu zaman hemen tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde iltihabın kana karışması halinde birçok hastalık ortaya çıkabilir. Ben kendim de böyle bir rahatsızlık yaşadım. 13 yaşındayken köye gittim. Çocuklarla ırmakta yattık. Sonra çimenlerin üstüne yattım. Üşütmüşüm. Teyzem dedi ki, evladım üstüne değişti, hasta olsun. Yok dedim, bir şey olmaz. Bir gün sonra kalktım, elim yüzüm yara. Şehre tekrar geldim. Annem dedi, evladım ne oldu? İşte hastalandım falan. Mahallenin yaşlı kadınları üzerime deney yaptılar. Kızgın kumlara yatırdılar. Sıcak sıcak vesaire. Herkes bir şey denedi. Deneyler yaptılar, yaptılar. Bilinçli, bilinçsiz. Robot gibi oldum. Eklemlerim kireçleşti. Merdiven çıkamaz oldum. Babam dedi ki, ya bunları boş ver, bunlar öldürecek çocuğu. En iyisi biz yine de doktora gidelim dedi. Bir kolumda annem, bir kolumda babam, robot gibi böyle. Eğilip bükülemiyordum. İğne, çeşit çeşit ağrı. Kortizonlu ilaçları, ağrı kesiciler vesairesi. Eklemlerim açıldı fakat belimde bir ağrı kaldı. Yumuşak dokurmatizması, fibromiyalji. Kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişebilir. Yumuşak doku romatizması bazı kişilerde lokal olur. Bazılarının bütün vücudu sarar. Bazen de vücudun çeşitli noktalarında gezer. Bir gün omzu, sağ omzu, bir gün sol omzu ağrıyabilir. Bir gün kalçası, şurada burada gezebilir. Çeşitli türleri var. Türkiye'de ve Almanya'da 13 yıl kimyasal ilaçlarla, doktorların yediği ilaçlarla yavaş yavaş zehirlendim. Tabi o zaman kimyasal ilaçların yan tesisini bilmiyordum. Almanya'da kimya mühendisliği okurken biz laboratuvarda bir sürü ilaç ürettik. Baktım, üretmiş olduğumuz ilaçların hepsinin yan tesiri var. Dedim ki doktora, ya bizim profesöre, biz ilaç üretiyoruz ama kimyasal ilaçların yan tesiri çok büyük. Kaş yapayım derken göz çıkarıyordu. Dedi ki kimya böyle. Ne yapacağız? Bitkilerle, hoşunuza gitmiyorsa bitkisel tedaviye yönelin. Doğru dedim, bıraktım. Kimyayı son sınıfta bıraktım. Ve böylece kendi üzerimde 4 yıl tedavi denemeleri yaptıktan sonra bir buluş yaptım. Bir formül geliştirdim. Yumuşak doku romatizmaya karşı. Ve bunu 6 ay kendi üzerimde kullandıktan sonra hamdolsun 30 yıldır romatizma diye hiçbir şeyiniz yok. Kurtulduk. Şimdi şu gördüğünüz kakao gibi toz, tadı da kakao'ya benzer, şeytan pençesi, bu da papağan pençesi denir, harpago, Latincesi. Harpago, tadı kakao'ya benzeyen bu bitki, Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. 6 ay damla su görmez çöl. Bitki yaşayabilmek için 2 metre derinliğinde kök salar. 3 çeşit kökü var. 1. Kazık, ana gövde kök, 70 santim uzunluğunda kazık gibi. 2. Saçak şeklinde yan kökleri var. 3. 2 metre derinlikte yer elması, evet, biraz fazla kımıldanmaya başladı. Yer elması büyüklüğünde yumruları var. Bu yumruların içerisinde harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü romatizmaya karşı bu madde etkilidir. Bununla ilgili dünya çapında birçok klinik araştırması yapılmıştır. Benim yazmış olduğum şu 3 ciltli kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. 1. Fransa'da mesela 800 hasta üzerinde artrit, artroz, eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, romatizma nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlara 800 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar iyileşmiştir.
kronik sırt ve bel ağrısı olan 118 hasta üzerinde Profesör Doktor Kubrinski, Almanya'nın Freiburg şehrinde, Freiburg Üniversitesi'nde hastalar üzerinde tedavi denemesi yapmış, hastaları iyileştirmiş. Federal Alman İlaç Gıda Kontrol Merkezi 1024 hasta üzerinde, yani birçok söylenti üzerine acaba gerçekten etkili mi diye Alman Sağlık Bakanlığı da bitkiyle ilgili 1024 hasta üzerinde omuz, sırt, bel ağrısı, eklem ağrısı gibi romatizma rahatsızları hastalar üzerinde denemiş ve etkisi ispat edilmiş. Artık günümüzde 50 bine yakın romatizma hastası şifalı yani Harpago ile tedavi edilmiştir. Fakat şimdi bu Harpago'nun birleşimindeki etken madde %2,5 çok çok az. Bu nedenle çayını içerek tedavi olmak zor, çok çok zaman alabilir. Biz ne yaptık? Çok özel bir formül geliştirdik. Her türlü artrit, artroz, fibromiyalji, ankilozan spondilit gibi romatizma türlerine. Bunun birleşiminde Harpago, bazıları şeytan pençesi diyor, şeytan pençesi yerine Harpago kelimesi daha güzel olduğu için. Harpago ekstraktı, ısırgan ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı, ayılık kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ve romatizmanın her türünü iyileştirir. Almanya'da 81 yaşında bir bayan, eskiden Hitler zamanında kaçmış Batı Almanya'ya korkudan. Biraz da acı çekmiş, çile çekmiş. Yaşlı, 83 yaşında. Doktoru kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Böbrek yetmezliğinden dolayı bir ilaç vermiş. 3 ay yazılması gereken ilacı doktor yanlışlıkla 20 yıl yazmış. Yani 3 ay şöyle fazla yazılması gereken ilacı. Doktorun dalgınlıkla 20 yıl yazmış. Nasıl yazmışsa anlaşılmadı işte. Bu da kimyasal ilaç ne yapmış? Romatizmaya sebep olmuş, bronşite sebep olmuş, kalp damar rahatsızlığına sebep olmuş. Bir sürü hastalığı. Kadıncağız sabah kalkıyor, öğlene kadar robot. Eğilemiyor, bükülemiyor. Ekmeğini tereyağı bile süremiyor. Böyle elleri böyle kartal pençesi gibi. Eğilip böyle bükemiyor. Benim hanım da gidiyor o kadıncağıza kahvaltısına yardım ediyor. Yoksa yemek yemeyecek, kahvaltı yapamayacak. Akşama kadar açılacak. Birbirine demiş ki, ya senin beyin herkesi tedavi ediyor. Bana da çözüm bulsun demiş. Bak, perişanım. Dedim ki, getir bakayım ilaçları ne var? Getirdim, baktım ki, ooo. En fazla 3 ay yazılması gereken ilaçı 20 yıl kullanmış. Vücudu çöplüğe dönmüş. Çökmüş, zehirlenmiş. Ha tamam, hallederiz. Biz ona çeşit çeşit romatizmaya karşı bu formülü verdik, ürünleri kullandık. 6 ay sonra kadıncağız normal hayata döndü. Yani 83 yaşında o kadar perişan olmuş. Daha küçük yaştakiler de kullanabiliyor o zaman, çocuk yaştakiler. Tabii günümüzde artık 5-6 yaşındaki çocuklar bile romatizmaya yakalanabiliyor. Yani ne kadar hastalık erken teşhis edilirse tedavisi o kadar erken olur. Yani teşhise bağlı. Mesela Zonguldak'tan bir hanımefendi doktorları demiş ki hem diz hem de kalçadan protez takılması gerekiyor. Kemikleri incelmiş, cam kemik haline gelmiş. Namaz dahi kılamıyor. Secdeye eğilemiyor, bükülemiyor. Yani her tarafı ağrıyor. Kemikleri erimiş, kaynamış. Artık ameliyat şart demişler. Bana geldiler, dedim ki bilmiyoruz, çok ağır bir vaka. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. İyileştiririz, şunu yaparız, bunu yaparız demek olmaz. Denemeden bilemeyiz. Bir şey söylemek mümkün değil. Kesin değil, çünkü çok ilerlemiş. Bütün heyet raporları ameliyat. Deneyelim bakalım dedim. 6 haftada hafif iyileşme olursa devam. Yoksa ameliyat. Kullandı. Tabii o sipariş verip biz gönderiyoruz ama unuttuk tabii. 6 ay sonra bir bayan geldi elinde bastonla. Kapıya vuruyor. Kapıya üstüne. Buyurun teyze.
Dedi ki beni tanıdın mı? Tanımadım. Nasıl tanımasın dedi. Tanımıyorum, nereden bileyim? Dedi ki ben Zehra, evet. Ben dedi değil yürümek, secdeye bile eğilemiyordum. Namaz bile kılamıyordum. Robot gibi olmuştu evde böyle. Bak şimdi önce Allah'ın sonra senin sayende geziyorum diyor. Buradayım. Ha, çok güzel. Peki, evet. Şimdi bitkilerle tedavi mümkün. Ama doğru bitkiyi doğru yerde, doğru zamanda kullanacaksın. Harpago, romatizmanın her türüne. Fakat mesela yumuşak doku romatizmasında ısırgan forte. Bu da ayrı bir formül. Yumuşak doku romatizma bu biraz daha etkili. Harpago eklem romatizma, artrot, artriz gibi, ankylozan spondilit gibi rahatsızlarda daha etkili. Isırgan yumuşak dokuda. Yumuşak doku romatizması bazen 20 yıl dahi geçse teşhis edilemeyebiliyor. Dokularda olduğu için iltihap kana karışmadığında bazen teşhis edilemeyebiliyor. Sistemik lupus da bir çeşit romatizmadır. SLE. Sistemik lupusa yakalanan Zeynep Hanım 6 yıl kortizon kullanmış. Genç bir 24 yaşında bir bayan. Kortizon şişmiş balon gibi. Lökosit yani ak yuvarları o kadar düşmüş ki 1500 lira. Normal 4500-9000 arası olması gerekirken halsiz, dermansız, yorgun, bitkin hiçbir şey yapamıyor. Evde yiyor, içiyor, bir şeyler yatıyor. Kayınvalidesi, kaynanası, kayınları, evdeki bütün aile iş yapmamak için yapıyor canım. Bir de onlar dedikodu yapıyorlar. Kadıncağızın psikolojisi iyice bitmiş. Neredeyse boşanma aşamasına gelmiş. Beni arıyor, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Ya ailem dağılacak, yuvam dağılacak işte. Hastayım, hiçbir şey yapamıyorum. Onlar da beni anlamıyorlar. Yanlış anlıyorlar. Kaslı yapıyor zannediyorlar. Dedim problem değil. Bakacağız, göreceğiz. Bakalım ne olacak. Bu, biz gönderdik. İki ay sonra arıyor beni, ağlıyor. Ne oluyor? Ya bir etkisini görmedim. Acılı yok dedim. Üç ay sonra aradı, ağlıyor. Ne o? Etkisini görmedim. Dört ay sonra aradı, ağlıyor. Her seferinde ağlıyor. Ailem, yuvam dağılacak ki korkuyor kadıncağız. Panik yok. Devam. Altı ay sonra yine aradı, yine ağlıyor. Ne oldu? Hep ağlıyor ama. Dedim ki yine ağlayacak herhalde. Dedi ki bugün sen işte ne ağlıyor? Niye? Ne oldu? Bugün 6 saat ütü yaptım, yorulmadım. Allah Allah. Kan tahlilleri yaptırmış, lökositi 6000 lira yükselmiş. Artık kendine gelmiş. Enerji vücudu, enerji dolmuş. Yavaş yavaş çalışır hale gelmiş. 6 yıl sonra. Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Mühim olan doğru yerde, doğru zamanda doğru bitkiyi kullanmak. Bir de 40 kilit veya at kuyruğu otu diye bir ot var. Bu da çok farklı, çok yüksek oranda 40 kilit silisyum içerir. Silisyum bağ dokusunu güçlendirir, eklemleri güçlendirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolombiya eyaletinde, Kolombiya Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmada kemikleri için, bağ dokusu için, idrar yolları için çok çok etkili olduğu ve yüksek oranda silisyum içerdiği belgelenmiştir. 40 kilit. Şimdi bir beyefendi Süleyman Bey, Doktor Süleyman Bey, annesi ameliyat olacak, o da kalçadan, dizden kemikleri erimiş, incelmiş, osteoporoz, kemik erimesi. Doktorlar demiş ki ameliyat ederiz ama tansiyonu var, bronşiti var, birçok rahatsızlığı var. Yani ameliyat masasında kalır. Ameliyat önce şu rahatsızlar geçsin, ondan sonra ameliyat edelim. Kadıncağız bu ameliyatı kaldıramaz. Bana dedi ki Süleyman Bey, ya annem ameliyat ettirmek istiyoruz ama birçok hastalığı var. Kadıncağız yaşlı. Ameliyat masasında kalacak diye korkuyoruz. Ne olacak? Acele yok dedim. İksir aloe vera jel artı bu 40 kilit forte kemik çayı ve kapsül. Tamam. Kullandı. 6 hafta sonra tekrar kemik ölçümü yaptıklarında kemiğindeki kalsiyum oranı %68 yükselmiş. Yani incelmiş olan, kırılma riskosu olan kemik artık
kırılmadı, zikosu ortadan kalktı. Ve ameliyata gerek kalmadı. Yani mükemmel bir şey. Yani burada mesela huş, şey, harpago, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, eklem romatizmasında, ısırgan, yumuşak doku romatizmasında, kemik erimesi içinde 40 kilit. Yani rahatsızlığa göre, yani tam olarak bilindiği zaman rahatsız tedavi edilebilir. Düzce'de 19 yaşında bir genç ankilozan spondilite yakalanmış. Ankilozan spondilite omurlar iltihaplanıyor. Omurlar iltihaplanırsa hareket kabiliyeti azalır, yavaş yavaş eğiliyor kişi. Rahmetli Suna Pekuysal gibi. Evet. Yavaş yavaş bükülüyor, hareketleri sınırlanıyor. Bu gence de kortizon, kortizon ama buna rağmen yavaş yavaş başlamış bükülme. Aradı beni, dedi ki ya bunun mümkün mü? Vallahi bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Çok zaman alır dedim, sabredebilir misin? Sabrederim. Zaten dedi 6 yıldır ilaç kullanıyorum, kullanıyorum, perişan oldum. Yapacak başka bir şey yok dedi. İyi hadi bakayım deneyelim. 6 ay sonra beni ziyarete geldi Düzce'den. Artık futbol oynuyorum dedi. Artık yani eskiden yürümekte zorlanan kişi artık futbol oynuyor. Yani tedavisi mümkündür. Önemli olan neyi, nerede, ne zaman kullanacaksınız? Hangi rahatsızlığa, hangi ürünü, hangi bitkiyi? Bunlarla ilgili klinik araştırmalar var. Yani bunları, bu klinik araştırmaları ben yapmış değilim. Harpago ile ilgili yani 50 bin kişi dünya çapında tedavi olmuş. İnsanlar üzerinde denenmiş. Profesör Doktor Kubreski sadece bir klinik araştırması yapmamış. Hala devam ediyor. Freiburg Üniversitesi'nde çeşitli periyotlarla 6 ayda bir hastaları alıyor. Hastanesinde tedavi ediyor. Bugün Namibya çöllerini Alman firmaları işgal etmiş. Yani tamamen ya satın almışlar ya kiralamışlar. Bu şeytan pençesi kökünü yetiştirmek için. Orada yetiştiriyorlar, kurutuyorlar, paketliyorlar. Çin'e gönderiyorlar, Amerika'ya gönderiyorlar. Dünyanın her tarafına bunlar gönderiyor. Adeta bir monopol oluşturmuşlar. Biz de mesela bu şeytan pençesi kökünü yani harpagoyu Afrika'dan değil Çin'den getiriyoruz. Afrika'dan Çin'e, Çin'den Türkiye'ye. Afrika'dan getiremiyoruz. Türkiye'de de bunu ilk Türkiye'ye getiren benim. Yani şeytan pençesi kökü veya harpago kökü dediğiniz zaman piyasada bulamazsınız. Bazıları bunun yerine başka bitki veriyorlar. Yani bunun tadı, şekli farklıdır. Kakao'ya benzer. Tadı da, rengi de yani çok çok güzel bir bitki. Peki hocam, şimdi gribe geçelim. Malum zaten kış aylarındayız. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi grip. Evet, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmezse sonu kötü olur. Yavaş yavaş ağırlaşır. Birçok hastalığı söylediğim gibi romatizmayı tetikler. Evet, grip tedavi edilmezse bronşitü, astımı tetikler. Yani hep tetikleyicidir. Bir bitki var. Bu da Afrika'nın, yine Afrika'da, hep Afrika'dan gidiyoruz. Kaynaklar oradan. Evet. Yani her bitkinin yetiştiği vatanı vardır. Evet. Türkiye'de birçok ıtır türü var. Pelargonium Latincesi. Dünyada 1050 çeşit ıtır yetişir. Bunlardan sadece ikisi tıbbi maksatla kullanılır. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme. Bu iki bitki de Afrika'da yetişir. İngiliz asıllı Christian diye bir şahıs burada araştırma yaparken işte safari nedeniyle yaralanıyor, sonra hastalanıyor. İşte öldü, ölecek derken buranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi, bu bitkinin kökünden yaptıkları çayla hastayı tedavi ediyorlar. Diyor ki ya ben ölümden döndüm, beni neyle nasıl iyileştirdiniz? Diyorlar ki bu bitkinin köküyle. Çok güzelmiş bu diyor. Ve bunu İngiltere'de satışa sunuyor. Binlerce hastayı, verem hastasını, bronşit, astım, sinüzit, faranjit hepsini tedavi ediyoruz ki.
İngiliz tabipler odası diyor ki, bu adam şarlatan. Hemen ürünlerini yasaklıyorlar, adama hapis cezası veriyorlar. Evet, İsviçreli Doktor Allen işe uzmanca gidiyor, klinik araştırmaları yapıyor. Bunun markasını yapıyor ve tabii doktor olduğu için, klinik araştırması yaptığı için ona engel olamıyorlar. Şimdi günümüzde ıtır, yani pelargonium sinodes, pelargonium reniformeden elde edilen ıtırla 50 bin çocuk üzerinde tedavi denemesi yapılmıştır. Bronşit, akut bronşit, sinüzit, faranjit gibi nefes yolları rahatsızlarına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Almanya, Rusya başta olmak üzere 50 bin çocuk Avrupa ülkelerinde, 50 bin çocuk üzerinde bu Afrika ıtırından elde edilen damla, drace, kapsül ve şuruplarla tedavi yapılmıştır, edilmiştir hastalar. Bununla ilgili klinik araştırması var. Elimizde belge var, bilgi var. Burada yazıyor. Itır. Evet, yine sizin kitabınızda yok, yok zaten maşallah. 300 kolay bir iş değil bu kadar kitabı yazmak. Afrika ıtırı ile ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Bu deneyler çok eskiye dayanır. Çok güzel. Ben Profesör Doktor Reitman, Alman asıllı. Profesör Doktor Zeşenge, İngiliz asıllı. Yüzlerce hastayı tedavi etmişlerdi. Biz bunu geliştirdik. Nasıl geliştirdik? Şimdi mesela akut bronşite karşı, sinüzite karşı etkili olan başka ne var? Kekik var. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri şifalıdır. Yani diğerleri de şifalı da etkisi çok çok az. Hangi kekik? Tümus vulgaris Latincesi. Bahçe kekiği. Bu bahçe kekiği bronşite, astıma karşı etkili. Etki alanları biraz farklı. Kekik, bronşit, astıma, ıtır, sinüzit, faranjit ve bronşite, kuru oksijene karşı etkili. Bununla da ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Bir beyefendi geldi Eyüp'te. Gece öksürüğe başlıyor saat 3 gibi. 30 yıl sigara içmiş. Öyle bir rahatsızlığa yakalanmış ki gece saat 3 dedi mi kurulmuş saat gibi öksürmeye başlıyor. Öksürmeye başladığı zaman kendi uyandığı gibi bütün aile uyanıyor. Uyamıyorlar. Bir gün, iki gün değil. Yani yıllarca böyle. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Sabah kalkmış, televizyona bakarken uyuyamıyor tabii. Beni görmüş. Demiş ki şu adamın yanına gideyim. Geldi, konuştuk. Tamam, problem değil. İksir, aloe vera jel, ıtır forte, kekik forte. Efendim, bronşit çayı, enfeksiyon çayı. İyi. 15 gün sonra geldi. Ben artık bir şey kullanmıyorum. Ne oldu dedim? Hiçbir şeyim kalmadı. Ya olsun, işte bağırsakla bu kadar sigara içtiniz. Akciğerler zif gibi olmuştur. Temizlenmesi gerekir. Değil mi? Bir insan, bir kişi bir yıl sigara içse bir bardak dolusu zift akciğerlerine yerleşir. Siz 30 yıl sigara içmişsiniz. Akciğerleriniz zift gibidir şimdi. Simsiyah olmuştur. Yok yok, çok çok iyiyim. Hiç gerek yok. Bu bana yeter dedi. Rahatsızlanırsam 10 yıl, 15 yıl sonra yine gelir. Adı yanlış. Aslında 15 günde iyileştiysen hemen bırakmamak gerekir. Çünkü 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra tekrar nükseder. Akciğerdeki tamamen bu zift atılmıyor. Bu kadar sigara kullanıyorsunuz. Sigaranın birleşiminde sadece katran yok ki. Mesela polonyum 210 var. Radyoaktif bir madde. Sigara içenin akciğerine bu polonyum 210 yerleşiyor. 15 yıl çevredeki hücrelere ışın yayıyor. Tahriş ediyor, tahrip ediyor, yakıyor. Yani bir sigara içse kişi 15 yıl onun akciğerleri yavaş yavaş yanıyor. Sihirliyor. Kadmiyum var sigarada. Kadmiyum bitkisi de denir. Tütüne. Çünkü tütün çevresindeki bütün kadmiyumu emer böyle sünger gibi.
katmıyum. Kansere sebep olur. Yani ağız, dudak, efendim, boğaz, yutak ve akciğer kanserinin %98'ini sigara tetikler. Ama biz sigara içmekten maşallah dünyada rekor kırıyoruz. Vazgeçmiyoruz. Ve geliyorlar bana, sigara içebilir miyiz? Ya ofiste içme, balkonda iç. Ya ben burada içebilirim. Ya öyle sigara hastası insanlar var yani maalesef. Bilmelerine rağmen hala kullanıyorlar. Bu tür rahatsızlara karşı, sinüzite karşı, sinüzit faranjite karşı ıtır dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili klinik araştırması var, belge var. Sinüzit için de mi aynı ilaç geçerli? Evet. Sinüzit de çok önemli çünkü sonrasında devamında migren geliyor. Ha, tedavi edilmezse. Evet. Bu sinüz boşluklarını temizler. Kullandıktan birkaç hafta sonra akıntı olur. İçeride ne varsa. Geçen biri aramış bana, diyor ki, aa hocam çok burnu akıyor işte falan. O olsun, aksın. Ne olmuş amaç yani? O. Akmasa orada kurusa ne olur? Allah korusun. İleride daha büyük problemler tetikler. Ha ben Almanya'dayken şimdi bir hastanede kalmıştım bir ara. 8. kattayım. Biz aşağıda ameliyat oluyormuş. Yani bodrum kat 2. B2. Yani 2 kat yerin dibinde ameliyat oluyor. Biz o ameliyattaki vatandaşın bağırmaz, çağırmaz, acısını, feryadını duyuyorduk. Çünkü narkoz işlemiyor. Sinüzit o kadar kemikleşmiş ki burasını böyle çekişle, muşla kırıyorlar. Yani o gün. Yani başka bir yolu yok. Kemik gibi olmuş iltihap içeride. Narkoz falan işlemiyor. Bas bas bağırıyor vatandaş. Ta aşağıda 10 kat yukarıdan duyuyor. Ne oluyor dedik? Ameliyat var. Olsun ameliyat olsun ne olacak yani? Narkoz işlemiyor. Burasını kırıyorlar. Eskiden, şimdi teknoloji gelişmiştir tamam. İnşallah. Farklı yöntemler. Evet yani. Oradaki iltihabı almak için. Orası çukur kalıyor tabii. Estetik ameliyat olmazsa. Sinüzitte hemen böyle şey yapmamak gerekiyor. Bir cilt tatan diye bir bitki var. Bu da sinüzite karşı etkili ama ayar yapılmazsa burun kanamasına sebep olur. Bazıları bunu ayarlamadan alıp kullanıyorlar. Cilt tatan. Bunun ayarı yapılması gerekir. Belli bir oranda kullanmak gerekir. Aksi takdirde burun kanamasına sebep olur. Fakat ıtırın böyle bir yan etkisi yok. Tamamen doğal kullandığı zaman sinüsleri boşaltır. Sinüzit varsa zamanla orta kulak iltihaplanması da olur. Orta kulak iltihabı, eğer ki orta kulak iltihaplanması tedavi edilmezse iç kulağa zarar verir. İç kulağın içerisindeki salyangozun içinde tüysüz hücreler var, silah selin dediğimiz. Dışarıdan gelen ses dalgası kulak zarından örs çekik üzengilerin kemiklerle salyangoza iletilir. Salyangozun içinde tüy şeklinde hücreler var. Bunlar bu dışarıdan gelen ses dalgasını beyne iletir. Tüysüz hücreler yıpranırsa, deforme olursa kulak çınlaması başlar. Bu da çok büyük bir problem, kulak çınlaması. Birçok insanda kulak çınlaması, sinüzit kulak çınlamasını tetikler. Faranjit tetikler. Yani hep birbirini tetikler. Rahatsızlar tedavi edilmezse. Benim oğlum, küçük oğlum hastalanmıştı. Kulağı ağrıyor. Çocuk doktoruna götürüyorum. Anlamıyor. Bir şeyler yazıyor. Faydası olmuyor. Ona götürüyorum, buna götürüyorum. 7. çocuk doktoru dedi ki, orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu belli bir noktada daralıyor. Buradaki iltihabı doktor baktığı zaman görmüyor. Taş gibi oluyor. Soğuk havalarda sertleşirse sinirleri sıkıştırıyor, kulak ağrısına sebep oluyor. Ben ona karşı çok özel bir ozon yağı geliştirdim. Sürdüğünüz zaman iltihap akıyor, problem geçiyor. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik ne yazık ki. Artık yarın diğer bir konuyla devam edeceğiz. Değerli izleyenler, programımızı burada bitiriyoruz. Yarın sabah saat 9:30'da biz yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.